Sıkıntı var mı bunda? Engin Bey, size tedbir konulan şirketlerle ilgili tebliğ yapıldı mı? Şimdi bakın, yine tekrar tekrar söylüyorum. Açıklamayı Sayın Avukatımız Çağdaş Çelik yapmıştır. Benim beyanlarımla. Doğru mu Çağdaş? Doğrudur. Doğrudur. Yaptık bu yayında. Evet. Tekrar tekrar aynı şeylere gelmemize gerek yok. Bu işi farklı konulara, yani böyle çok konuşulmaya gerek yok. Ben demek istediğim, burası bir hukuk devletidir. Günün sonunda bu iş yargıya intikal etmiştir. Sonucunda hep birlikte göreceğiz. Ben konuşmalarımı burada değil, günün sonunda belgelerle, evraklarla yapacağım. Teşekkür ediyorum. Bu o zaman Çağdaş Bey, Çağdaş Bey, Engin Bey buradayken sorayım. Kısıtlama kararı, tedbir kararı verilen şirketlerle ilgili tebliğ yapıldı mı? Arkadaşlar, tebliğ yapılmasına gerek yok. Hesabına girince onu görebiliyorsun. Ben tekrar... Yani birinci muhatapsan şayet birinci muhatapsan bu avukata yapılmaz. Yani ben şu anda girmeye tamam, çalıştığımda görüyorum. Zaten anlatabiliyor muyum? Soruyu çalışırım. Şimdi o zaman tek bir tane şirkete tedbir bak, konmadığını... Bak, çok saçma bir soru soruyorsunuz ama. Mustafa Bey'in dediği gibi tek bir tane şirkete tedbir konmadığını da çok iyi biliyorsunuz. Hesaplarınızdan görüyorsunuz. Yok, tek bir tane şirkete tedbir konulmuş. Bir tane. Beyefendi. Diğerlerinde evet, yok. Bir tane şirket. Yok beyefendi, ticaretimize devam ediyoruz. Taşınır taşınmazlarınıza tedbir konulu mu? Zaten. Çağdaş. Nasıl? Taşınır taşınmazlarınıza ve birinci ve ikinci derece bakın, akrabalarınıza tedbir bakın, konulu burada mu? Burada biz taşınır taşınmazı konuşmuyoruz. Burada biz ticareti konuşuyoruz. İnsanların işsiz kalmasını konuşuyoruz, değil mi? Şimdi sizin sorularınız daha çok izlenmeye yönelik sorular. Yani ben burada neyi sorayım ve nasıl prim yapayım? Bu sorular. Teşekkür ediyorum. Prim yayından prim ayrılıyorum. Engin, bir saniye. Prim derken Murat Bey, Murat Bey, için böyle bir şey söylemeyelim. Engin Bey, neyin primini? Murat Bey için böyle bir şey söylemeyelim lütfen. Bakın ben tanımıyorum. Engin Bey, arkadaşım, tanımadığınız insanlar hakkında konuşmayın. Ben sizin bir takipçiniz değilim ya da sizin ürün sattığınız bir müşteriniz de değilim. Ben bu ülkenin gazetecisiyim. Ne sizin priminize ihtiyacım var, ne de sizin ailenizin derecesi bir sakin kelime olun, ya da sakin, kötü sakin. Bir geliş, kötü sakin, bir kelime ihtiyacım tamam, var. Tamam, süpersiniz, maşallah, süpersiniz. Sağ olun, de. Sizden daha iyi olduğum kesin, onu kesinlikle söyleyebilirim. Sadece biz halkın maşallah, bahsettiği, merak ettiği tabii. Soruları sormaya çalışıyoruz size. Siz de buna tamam. Cevap verirsiniz, vermezsiniz. Avukatınız burada, siz bağlandınız evet. Ve soru soruyorum Murat ben. Murat Bey, bir saniye. Sorduğum soruda kamuoyu tamam. Adına soru soruyorum. Murat Bey, bir müsaade edin. Ve sizin kişiler üzerinize yaptığı, sizin şirketlerinizi başka kişiler üzerine yaptığınız birinci ve ikinci derece yakınlarınızın tamamının malların üzerine tedbir kondu. Yurt dışı yasağı da kondu. Bu kişilerin isim ve soyadlarını, şirketlerin isimlerini ve banka hesaplarının tamamına da haizim. Siz insanları burada kandırmaya çalışıyorsunuz. Hukuka biz saygılıyız da çok mi? Daha büyük saygılıyız. Bu beyefendiyle konuşmak istemiyorum. Buradaki yapmaya farkın çalıştığınız mı? Şey çok aşağılıkça bir şey yapmayın. Ne demek prim yapmak ya? İnsanlar size soru soruyor. Siz kimsiniz sizden prim yapacaklar? İnsanlar sizden cevap almaya çalışıyor. Bu paranın kaynağı nerede? Teşekkür ediyorum. Sizin hiçbirinize cevap vermek istemiyorum. Cevap veremiyorsunuz. Cevap vermek istemiyorsunuz değil. Cevap veremiyorsunuz. Sana cevap ver. Merci sen siz değil. O zaman bağlanmayacaksınız. Yani, cevap vermeyeceksiniz. Buraya bağlanmayacaksınız. Cevap sizle vereceksiniz. Sizle konuşmak istemiyorum. Bakın Çağdaş Bey burada cevap versin o zaman. Tamam Çağdaş Bey cevap tamam, verir. Teşekkür ediyorum. Çağdaş Bey, tamam. Bu şirketlerin sayısı tanımıyorum, kaçtır ve kimler üzerine konmuştur? Ben merak ediyorum. Bir gazeteci olarak siz avukatsınız Engin Bey'in. Ben merak ediyorum. Şimdi konuyu şöyle bağlayabilir miyim? Murat Bey'di galiba. Evet. Şöyle bağlayayım. Dediğim gibi ben belge ve verilerle konuşurum. Günün sonunda konuşurum. Günün sonunda artık günün sonu 5 ay mı olur, 6 ay mı olur, 3 ay mı olur, 1 sene mi olur bilemem. Günün sonunda ben gerekli mercilere açıklamamı yaparım. Gerekli yerlerde yaparım. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Çağdaş. Bu arada ben İyi senin akşamlar. Sesini duymuyorum. Yayına akışını bozmamak için söylemedim de Çağdaş senin sesin gitti benden. Yok zaten bir şey konuşmadım. Sadece şuna bir açıklama getirelim. Engin Murat Bey'i tanımadığı için ve diğer bazı prim yapmaya çalışan gazeteci görünümlü kişilerle karıştırdığı için öyle bir tepki verdiğini düşünüyorum. Yoksa Murat Arel'le birebir de tanışırız. Sevdiğimiz, gazeteciliğini de takdir ettiğimiz bir kişidir. Prim lafını yanlış kullanıldığını net olarak söyleyeyim. Çağdaş, çok net bir şey söyleyeyim mi? Çağdaş, çok çok açık yürekle söyleyeceğim. Bu odadaki herkese de söyleyeceğim. Cami duvarına işedi. Ya, ben bundan sonra bu dosyanın içindeyim. Yarından sonra
O dosyanın içindeki bütün bilgileri tüm Türkiye'ye bak nasıl anlatıyorum göreceksin. Ben uğraşmıyordum, ilgilenmiyordum, hiçbir şey yapmıyordum. Prim nasıl yapılır? Bir insanı prim yapmakla nasıl suçlanır? Bütün Türkiye'ye ben bunu göstereceğim ve o bağların tamamını yarından itibaren Türkiye'ye ben nasıl dinleteceğim? Bak görecek oradaki kişi. Bir insana bir haber almaya çalışan, kamuoyu aydınlatmaya çalışan, sadece soru soran bir insana prim kasmak ne demek ya? Siz kimsiniz biz prim kasacağız üstünüzden? İnsanlar sizin üstünüzden niye reklam yapsın? Şimdi sizden kastının ben olmadığını düşünüyorum. Gerçeği öğrenmek. Bu ne demek ya prim kasmaya çalışmak ne demek ya? Böyle bir suçlama olabilir mi? Ya da böyle bir insanı aşağılayıcı ya da küçük düşürücü ya da zul atledici bir itham olabilir mi? Şimdi tekrar söylüyorum. Kim o? Sizden kastının, sizden kastının ben olmadığını düşünüyorum her şeyden önce. Hayır seni kastetmiyorum. Ben Engin Bey'den bahsediyorum. Şimdi dosyayla ilgili de zaten en başından beri, yayında olduğumuz en başından beri ben samimiyette şunu söyledim. Dosyayla ilgili gizlilik kararı var, kısıtlama kararı var. Biz hiçbir evrağa ulaşamıyoruz. Çünkü biz dosyayı fark edip vekaletimizi sunduğumuzdan itibaren bize sadece dosyanın gizlendiğini, kısıtlama kararı verildiği tebliğ edildi ve ondan itibaren biz herhangi bir belgeye ulaşamadık. Bu belgeler gazetecilerde varsa ve bunu da halkla paylaşacaklarsa biz zaten dosyanın kısıtlanmasının önü açılacağı her ne kadar soruşturmanın gizliliği ihlal edilse de ki edilmiş olacaktır bununla ilgili. Yani belgeler ne varsa görülmesi istenir bizim tarafımızdan. Ha yani gazetecilerin gerçekten bu işi bilerek, ahlakıyla, dürüstçe yapan insanların bütün dosyalarda olmasını ben bizzat şahsen isterim zaten. Bunu da en iyi bilenlerden biri sensin diye düşünüyorum Sayın Murat Ağrel. O yüzden dosyanın içinde olman benim açımdan avukat olarak da vatandaş olarak da hiçbir rahatsızlık vermez. Yo, benim ilgimi çeken bir dosya değildi. Çok açık yürekle söylüyorum. Artık bu dakikadan sonra benim ilgimi çeken bir dosya. Ben bunu da çalışma dosyalarımın arasına aldım. Araştırılacak konular arasında. Bundan sonra da sadece bu konuları yazacağım. Yani çok daha fazla konum var. Çıkıp anlatacağım da Halk TV'de. Bu dosyanın bütün enine boyuna ne varsa hukuk çerçevesinde kısıtlama kararını çok fazla esnetmeden insanların bilgi alabilecek şekilde doğru bilgileri net şekilde belgeleriyle yine kamuoyuna sunacağım ben. Prim kasmanın o zaman nasıl olduğunu Engin Bey öğrenmiş olacak. Prim kasmanın karşılığının ne olduğunu Engin Bey öğrenecek. Galiba kendisiyle ilgili soru soran veyahut da sosyal medyada yorum yapan veyahut da kendisi ailesi hakkında yerli yersiz iddialarda bulunan kişilerle karıştırdı bizi. Ben sadece burada Serkan'ın davetiyle geldim. Ben bir de Ankara'dan geldim. Yani çok da yorgun olarak geldim. Serkan'ın davetiyle girdim. Hani soru sor diye abi gazeteci olarak soru sorar mısın diye. Soru sormaya çalışıyorum ben. Prim kasmak ne demek? Böyle bir şey olur mu? Ayıptır. Böyle bir şey ben kendi adıma ne meslektaşlarım adına böyle bir şey asla izin vermem. Teşekkürler Murat Bey. Murat abi bu arada Dilan Polat da gelmiş. Beni alır mısın? Dilan Polat geldi. Mesaj yok, aldım yazmış. Ben aynen. Aldım. Çağdaş bir giriş çıkış yapar mısın? Aynen. Rica etsem. Ben seni ben duyuyorum. Zaten mikrofonu kapalı tutuyorum. Çağdaş diğer Bey. Katılımcılar yok ondan dolayı değil bu arada. Serkan Bey sizin lafınızı duymuyormuş direkt. Hiçbir şekilde konuşmanız gelmiyormuş. Bir aşağı inip gelebilir misiniz? Sesin gelmiyor bana. Hiç duymuyorum. Bir çıkıp gelebilirsiniz. Dilan Hanım Dilan geldi Hanım galiba. Şu anda bağlanıyor. Aynen. Sol altta mikrofon tuşuna basarsanız konuşabilirsiniz Dilan Hanım. Dilan Hanım bağlanamadı bu arada. Tekrar istek atacağım kendisine. Ben Çağdaş'ı göremiyorum. Çağdaş Bey'i ben de göremiyorum bu arada. Ah geldi tamam. Çağdaş. Şimdi ses düzelmiş olması lazım. Bağlanamadı mı? Speaker görünüyor şu anda sanki.
şu an gelmiş olması lazım. Çağdaş Bey bir ses verebilir misiniz? Çağdaş Bey. Ben bu arada Dilan Hanım'a istek attım ama Çağdaş Bey tekrar düştü. Yayın spam altında diye. Evet, yayın spam altında, yayını paylaşırsanız sevinirim. Dilan Polat'a hemen tekrardan atıyorum. Spamdandır hocam. Bu arada şunu tekrardan söyleyeyim. Ya spamdan değil de Alican, Twitter Space bir süre sonra yayın uzun tutulduğunda da bu tarz problemler yaşanıyor. Dilan Hanım'ın daveti geldi, tekrardan kabul ettim ben. Uzun süreli ve kalabalık yayınlarda. Evet, Dilan Hanım şu an sesimiz geliyor. Çağdaş Bey de geliyor. Tamam, herkese iyi akşamlar öncelikle. Yani iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Öncelikle Murat Bey kusura bakmayın. Çok yıpratıcı, çok zor bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla hani bu anlamda eşimin bahsetmiş olduğu gibi hani prim vesaire, bunu çok yapanlarla karşı karşıya kaldığımız için sizi de kendisi tanımıyor. Ben de sizi açıkçası tanımıyorum ama konuşmalara dahil oldum. Ve hani üzüldüm. Kusura bakmayın lütfen. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ben aslında burada sadece birkaç cümle kurup ayrılacağım. Benim burada tek bir amacım var. Benim genç bir kızım var. Ve bu çocuk bu anlamda çok etkilenmeye başladı. Beni sevmiyor, bana işte karşı antipati besliyor olabilirsiniz ama benim kızım akran zorbalığıyla karşı karşıya kalıyor. Hiçbir şeyin önemi yoksa benim çocuğumun önemi olsun. Ben sadece bunu rica etmek için bağlandım. Duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz Dilan Hanım. Gayet çok teşekkürler. Dilan Hanım. Çok teşekkürler. Murat abi. Bir de şuna açıklık getirmek istiyorum. Özrünüzü kabul edecek merci tabii ki Murat abi. Ben estağfurullah, ben özür kabul edecek haddim, böyle bir hadde sahip değilim. Kusura bakmayın Murat Bey tekrardan. Hani bu çok zor. Evde çocuklar, çok özür dilerim lafınızı böldüm. Evde çocuklar etkileniyor. Kızımı uzak tutmaya çalışıyorum. Oğlumla çok ilgilenemiyorum. Çok yıpratıcı bir süreç. Benim çok ciddi ağrılarım oluyor. Yani evde herkesin de psikolojisi bozulmuş durumda. Hani sizi tabii ki de ilgilendiren bir kısım değil bu ama hani genel olarak ben öyle bir bahsetmek istedim size. Teşekkür ederiz. Ya bu bir zor süreç olduğunun herkes farkında Dilan Hanım. Kimsenin ben art niyet düşünerek ya da çocuğunuza zarar vermek kastıyla veyahut da işinizi batırmak gibi kastıyla bir hareket ettiğini de düşünmüyorum. Evet. Ben uzun zamandır bu tartışmaları takip ediyorum. Benim konum yolsuzluk konusu. Evet. Kamuoyunun uğramış olduğu vergi zararı varsa burada müdahil olurum. Evet. Benim gazetecilik anlamında kendimi ifade etmek amacıyla bunu söylüyorum. Lakin şimdi anlıyorum, herkes sizinle ilgili bir paylaşım yapıyor ve size karşı bir takım ithamlarda bulunuyor. Ve herkesin de buradan sosyal medyada bir takım beğeni ya da sizin anlamınızla ilgi kasmak amacıyla bir takım girişimlerde bulunuyor. Şimdi tabii ki bu olabilir mi? Olabilir. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Bu tabii ki bunun karşılığında siz de ne yazık ki davranışlarınızda bazı hatalarınız var. Süreci yönetemediğinizi düşünüyorum. Evet, haklısınız. Kişisel olarak yapmış olduğunuz hatalardan dolayı ki Türk milleti aslında çok Kadir Şinas'tır. Sizin çıkmış olduğunuz bazı programlarda, geçmişinizi anlattığınız programlarda inanın onu içselleştirerek yaşadılar insanlar. Evet. Ama sonrasında karşılaştıklarıyla hayal kırıklığına da uğramış ve öfkelenmiş de olabilirler. Evet. Buradaki kastım da şu, bu işi hukuka taşımış. Ve ben inanın bu dosyalar, biz devamlı adliyelerdeyiz, devamlı yazılar yazıyoruz. Doğru. Bizi ilgilendiren konularda bilgi sahibiyiz. Ve bununla ilgili de biz o dosyaları, ben zaten diğer meslektaşlarım yazmadan önce gördüm. O arkadaşlarım haber de atlattılar. Önceden yazdılar, işin içine girdiler. Bir takım artık iyice gündeme geldiği için de bu konunun üzerine gitmeye çalıştılar. Gazetecinin görevi budur zaten. Var olan şeyi tüm belgeleriyle gerçek olarak halkı bilgilendirmek. Merak ediyor çünkü halk. Siz alelade bir kişi değilsiniz. Siz toplumu yakından ilgilendiren, kamuoyunun tanıdığı, yaşantısıyla birlikte birçok kişiye de olumlu ya da olumsuz örnek olmuş bir ailesiniz. Teşekkür. Aile yaşantınızı da ortaya koyuyorsunuz. Dolayısıyla
sorulan sorularda herkesin bilgi alma amacıyla yaptığı şeyler. Tabii ki sizden sizi sevmeyenler ve sevmediğinden dolayı size karşı olanlar da vardır. Tabii ki. Ama sizi sevip de sizden bilgi almak isteyenler de vardır. Az önce Mustafa Bey konuşurken Mustafa Bey'in söylediklerinin içerisinde doğru bir tane var. Diğerlerinin hiçbiri doğru değil. Bakın mesela Engin Bey'in söylediği bir tane şirkette tedbir var kararını evet biliyorum ama diğer şirketler de var. Ben onların hepsini de biliyorum. İşte Çağlayan Adliyesi'nde ne olduğunu da biliyorum. Anadolu Adliyesi'nde ne olduğunu biliyorum. Buradaki anlatmaya çalıştığım şey şu. Murat Bey. Herhangi bir buradaki hiç kimse ilgi kasmaya çalışmıyor. İnanın bir şeyin aslında bugünkü gündemin konusu Çağdaş Bey. Evet. Çağdaş Bey'e sorular sorulacak. Evet evet ben. Olay bu şekilde gelişti ve evet. Soru sor diye Serkan Bey beni davet etti. Yoksa evet evet hayır hayır kusura bakmayın. Şey ben sadece hani açıklamak istedim. Evde hani herkesin çok ciddi anlamda psikolojisi bozuk ve bu çok zor. Bütün vücudum bedenim ağrıyor. Bilmiyorum belki bazı kesmin hoşuna bile gidebilir bu ağrıların olması ama hani çocuklar çok suçsuz ve günahsızlar. Onlar kızımı evden uzaklaştırmaya çalışıyorum ve bunu yapmaya hiç istemiyorum. Arkadaşlarının yanına orada kalmasını istiyorum. Hani bu beni çok yıpratan en çok insan bir anne en çok kendinden çok evlatlarını düşünür. Siz de takdir edersiniz ki eğer ki çocuklarınız varsa. Yani gidiyor ve inanın ben o kadar bilgisizim, o kadar bu konulardan uzağım ki ilk bu durum çıktı sadece şunu söyleyip bu konuyu kapatacağım ve ayrılacağım. Çok kalmayı da düşünmüyorum. Çünkü çok beni seven bir topluluk da yok burada. Kara para aklamak ne demek dedim. Yani böyle karşı karşıya kaldım. Bu ne demek dedim. Bu kadar samimiyse bunu söyleyebilirim. Ve ben şu Twitter'da yazmış olduğum yazı, hakaret ve küfür içerikli yazıdan ötürü burada özür dilemek istiyorum. Bunu da şu şekilde açıklamak istiyorum sizlere. Benim çok üstüme gelinildi. Bu işte kazançlar vesaireden önce benim kendi ağır travmalarım var. Benim bu travmalarımla ilgili alay edilerek rahmetli annemden vurmaya çalıştılar beni ve bir topluluktu bu. Hatta Twitter'da ben bunun üstüne tekrardan bu konuyu da açıklık getirerek paylaştım. İşte annemi kanlar içinde görmeme işte o dönem çocukluk psikolojisiyle ketçap mı dediğimi Twitter'da ketçabı döndürüp Dilan Polat'ın kabusu bunlar diye paylaştılar ve ben o tweet'i attım. 6 milyon kişiye erişti ve onun üzerine bu olaylar gelince hepsi birbiriyle karmaşa haline girdi. Ben hiç muhatabı olmadığım ya da hiç tanımadığım insanlara bu hakareti edebilecek yapıda bir insan değilim. Eğer ki burada sizi incittiysem bu anlamda ben burada herkesten özür diliyorum. Ama benim oradaki asıl amacım çok farklıydı. Dilan Hanım, ya Serkan Tanrılız ben. Bir şey diyeceğim. Şu saatte gece saat 2:30 ve yaklaşık 20 bin kişi burada sizi dinliyor. Demek ki toplum karşısında değerli olan birisiniz. En azından ya da karşılığı olan birisiniz diyelim. Ancak bugüne kadar yaptıklarınız veya ortaya atılan iddialar açıkçası çok hoş şeyler değil. Burada birçok kişi belki sizi kırarak veya çocuklarınızdan bahsettiniz. Sizin sinir uçlarınızdan veya iddialara dair sorular sormamı isteyecekler. Ancak onları mutlu etmeyeceğim. Müsaade İnanın edin. Ki bilmiyorum. Müsaade edin. Onları mutlu etmeyeceğim. Yani böyle bir size soru sormaya çalışmayacağım. Zaten yıprandığınızı, yeterince yıprandığınızı dile getirdiniz. Burada sizi yıpratmaya çalışmak veya burada bir magazinsel bir yayın açmadığımı ben bu yayının başında, ortasında veya birçok kısmında söyledim. Böyle bir amacım yok. Burada da gazeteci değerli abim, büyüğüm Murat Arel vardı. Onu davet ettim yayınla alakalı. Çağdaş'la alakalı çok saçma sapan iddialar vardı. Dedim ki ya böyle iddialar var, böyle bir yayın açacağım. Gelir misin, gelmez misin? Sağ olsun kırmadı, geldi. Siz de konu tabii sizinle alakalı olduğunuz için Engin de geldi. Mustafa da geldi. Siz de geldiniz. Ben katılan ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bizi dinlediğiniz için. İlerleyen sürede daha güzel, daha pozitif yayınlar yapmak üzere. Tekrardan Murat abi.